Tarihler geldi kardeşim. Allah icraat yapıyor. Sebepleri kullanıyor. Sebepleri kullanıyor. Sebepler adi, bahane. Sebepler bahane. Evet, şöyle şualar alacaktık. Şualar nerede? İnşallah istifade edeceğimiz bir ders olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Haşirle alakalı. Öldükten sonra dirilme ihtiyaç mıdır? Onun çok çeşitli faydası var. Mesela aile hayatına, ahirete iman, aile efradı iman ederse aile hayatı ne olur? Ahirete iman zayıf olursa veya ahiret iman yoksa o aile ne olur? Sonra insanın kendi içsel donanımı ahiret yoksa kanseri nasıl, ölümü, yaşlılığı nasıl izah edecek? Sonra daha en çok sevdiği kişiden 2-3 gün ayrılamadığı zaman veya gençlerde sevgilisine şey kavuşamadığı zaman intihar ediyor. Öyle değil mi? İntihar ediyor. Adam fabrikada iflas ediyor fabrikası. Kredi alıyor. Ödeyemeyince sıkışınca intihar ediyor. Yani şunu demek istiyorum. Şu kadar basit sıkıntıyı aşamazsa, bu kadar basit sıkıntıyı aşamayıp, bu korkunç bir neticeyi işliyorsa, ya çoluk çocuğu, sevdiği, karısı, kızı, ne bileyim, evladı yani, akrabası, ahiret inancı yoksa, o insan nasıl bir alette olur? İnsaniyeti olur mu? Sonra çocuklar ahireti iman yoksa, ki Almanya'da papazlar istemişti. 5 yaşındaki çocuk babası kanser olduğunu, kanser bunu kiliseye söylüyor. Ondan sonraki ne kartin diyorlar. O okula söylüyor çocuğum ama çocuk gitmiş psikolojisi, babası kanser olduğunu. Kaç yaşında çocuk? Çok, 5 yaşında. Ondan sonra babası işte hata atma olacak işte. Anlatmış evde öleceğim işte toprağa sürmüş. Çocuğun psikoloji yani ilkokula gitmiyor. Onun psikolojisini tamir etmek noktasında kiliseden yardım istemiş okul. Kreş ya. Kilise 5 yaşındaki çocuğa ölümü, onu teselli verecek. Ne teselli verecek? Kilise. Sonra Kuksa Efendi'nin ilçede, biz oradaydık. Ki şey, okulun müdürü kiliseden alamayınca çare, o etkilemiş diğer sınıflarda çocuğu. Çocuk gidiyor ya. Demek ki böyle yapmış takıntı babası. Sonra bizden camiden yardım istedi. Ben de camide görevliydim. Şimdi imanı bil ahiret çocuklara hükmederse etmezse, gençlere hükmederse etmezse, musibet zedeleri ve hastalara ahirete iman var, iman olsa ne olur, olmasa ne olur, ihtiyarlar diye böyle gidiyor. Ben şimdi cemiyet hayatında ahirete iman olmazsa korkunç bu da. Nasıl rüşvet alıp gider, zulüm gider. Adam ahirete iman olmasa caminin arsasını satar ya. Ondan sonra musibet zedelere düşenler. Ben bunlardan mesela en çok sevdiğini, insan en çok sevdiğini kavuşamazsa ahirete iman nasıl ona yetişiyor? Onunla alakalı seçeceğim. Bir sürü madde vardı.
12 tane işte saydım. Hepsini saymadım ama gidiyordum. Şimdi diyor ki, tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Evet, her insanın, istisna yok, her insanın her zaman düşündüğü, en emniyetli endişesi, para değil, en emniyetli endişesi, mezaristana giren kendi dostları, mesela ve akrabaları gibi. Ömer, sen mesela dost deyince kabire giren kim hatırına geldi? Dost, bir de akraba, yakının. Kim seni çok etkilemiş, unutamıyorsun. Babaannem etkiledi bir tek. Etti. Görmek ister miydin babaanneni? Ya, babaannem öleli 4-5 sene oldu, hiç rüyamda görmedim. O benim bile tuhafıma gidiyor, onu görmek istiyorum. Rüyamda bile görmek istiyorum yani. Ya, görmek ister misin dedim de rüyada bile görememek tuhafıma gidiyor. İnandığın aldı ya ahirete. Evet abi. Her zaman düşündü, annesi vefat eden var değil mi hepsi? Aman abi. Benim de annem yok. Yani görmek istemez miydiniz anneniz? İstemez mi abi? He? Kim İstemez o? İstemez mi? Kim öldü? Ya annen gitmiş değil mi İsmail? Evet. O sıcak kokusu değil mi? Annem başka mı? Bak diyor ki, insanın her zaman düşündüğü en emniyetli endişesi, mezaristana giren kendi dostları ve akrabası gibi. Yetmiyor. O idamhaneye girmek keyfiyetidir. Kendisi de gidecek. Bugün bir yerde bir aileye bir şey anlatıyordum. Dedim öyle bir tarih gelecek ki yani yapraklar ne zaman kime düşecek belli değil ama en çok sararan yaprak düşer. Yani bizim gibi yaşlar. Evet. Öteki yaprakta düşer ama ekseriyeti mutlaka kaydı odur ki ağacın sararan yaprağı ötekilerden önce düşer. Geleceksiniz mezarıma, vay be Hasan abi burada yatıyor. İnsan garibine gidiyor. Şu anda fazla etkilenmeyiz de şu ders karabalık ışık altında koltuklarımızda. Akşam tek başına kaldığın zaman evde de kimse yoksa sakın düşünmeyin, çekemezsiniz bu hayalini. O anda Süleyman'ın iman yetişmese, acayip bir şey ya iman. Ama bu kadar kıymetli bir şey ama kıymetini de bilmiyoruz pek. İmanın da kıymetini bilmiyoruz. Yani imanın kıymetini bilmeyince de Allah'ın da kıymetini bilmiyoruz. Abi şimdi asır, hayalde yaşama asrı olduğundan dolayı imanımızı da hayalde yaşıyoruz. İslam'ı da hayalde yaşıyoruz. Hayalde hepimiz dört dörtlük Müslümanız. Ehl-i dalaletin bu asırdan kullandığı en büyük silah, nükleer silah değil. En büyük silah, gençleri ve insanları hayal dünyasına itilip, oraya hapsedip sıkıştırmak, gerçeklerden koparmak. Nesil bitiyor. Odadan çıkmıyor kız. Bak mesela bir misal vereyim. Yaptıkları şeyi. Masamda defter var. Getirir misin? Bak. En büyük silah gençleri ve insanları gerçeklikten koparıp sanal dünyasında yaşatmaktır. Ve gerçekten koparıyor. Bağırıyor anne kızına. Kızım! Ne var be anne? Ne oldu? Kızım, çay, misafirler gitti, bulaşıklar var. Anne ya! Niye? Hayalinde prensesti, uşakları var, arabaları var, ayar. Biraz önce film seyrediyor canım. Öyle. Film ne zaman zevk gelir? İçinde kendini hissettiğin zaman kadar. Onu sen zannediyorsun. Öyle prenses, kraliçeler, krallar, hepsi emrinde. Allah yaşıyorsun. Kızım! Ne oldu anne? Şimdi bu dünyadan çık, gitti bulaşık yıka şimdi.
Ondan sonra olan Ömer. Ömer sana söylüyorum, duymuyor musun? Anne ya, ne oldu ya? Ne oldu? O kız hiç kalkmaz. Ömer kalkar. Ne oldu anne? Ne? Ne? Anne zaten diyeceğinden endişe ediyor. Yok, yok bir şey demedim. Burada mısın? Ne oldu bize? Bir acayip bir yaşantımı da anlatayım. Benim damarıma bastın. Bak. Bunlarla kal. Ne yazmışım biliyor musunuz? Nerelerde hata yapıyoruz? Nerede yazmışım? Pendik, Polatlı hızlı trenin içinde yazmışım. Helal olsun. Pendik, Polatlı hızlı trende yazmışım. Bak, oturuyordum böyle. Siz dedi geliyor ama kaleme almıyorsunuz, farkımız o. Bir akrabam dert yandı bana. Kızım bir odada, oğlum diğer odada, ben salonda, hanım bir yerde. Diğer bir akrabam, bunlar namaz daha. Diğer bir akrabam, ya yerimiz çok dar, çocuk çok, misafirim gelince 15 yaşındaki oğlumu kendi odama yatırmak zorunda kalıyorum dedi. Başka bir akrabam, çocuklar varken 4 oda ancak yeterdi. Şimdi hepsi evlendi. Biz, ben ve bir ayvazla beraber kaldık. 4 oda, 160 metrekare, karı koca kalmış. 4 çocuk vardı, hepsi gitti evlendi, bilmem ne oldu. O da başka bir sıkıntı. Eski tabak çanak azdı. Eskide tabak çanak azdı. Aynı tabaktan yiyorduk. Bazıları ayrı ayrı. Bazıları. Şimdi kaşığı götürüyorsunuz ya. Bak nereden bu hayal dünyasına getirdik bir sebebi. Kaşık nereye gidiyorsa böyle yiyebilir misiniz? Kaşık neredeyse gözünüz oradadır. Öyle mi? Allah Resulü diyor ki şu mezarda yatanların yarısı gözden gitmiş. Yani gözden şua çıkıyor diye anlatmak istedim. Göz ya. İnsanın mezara, deve kazana. Kaşık neredeyse göz de orada mı? Orada. Göz neydi? Aynaydı. Kalptekiler buraya aktarılır yemeğe. Yemeğin içine. Şimdi ben kalbimdeki muhabbeti koydum. Kızım da koydu, hanımım koydu, anam koydu. Bu artık yemek değil. Muhabbet çorbasıdır. Tamam. Şimdi tabağını aldı odaya mı geçti? Çayını aldı geçti mi oraya? Kızım da bu tarafa geçti mi? Ya kimse yok mu ya? Mezar gibi bir yer burası ya. Allah Allah. Hey millet. Yok kimse. Yalnızlaştırılmış asır. Kendisine itilmiş asır. Kendi dünyasının içinde kalmak ve dış dünyası çöken asır. Sevmek ihtiyaçsa sevilmek ondan fazla ihtiyaçtır. Allah'ı ben sevmekte lezzet alıyorsam, Allah'ın beni sevdiğini bilmem, benim sevmemden aldığımdan fazla lezzetlidir. Sevgilimi ben ne kadar seviyorsam, onun beni sevdiğini söylemesinden aldığım lezzet fazladır. Eskide tabak çanak azdı, aynı tabaktan yiyorduk, bazıları ayrı ayrı. Keşke çoluk çocuğum yanında beraber olsaydık da dar yer olsaydık dedi. O 140-160 metrekare, 4 çocuğu vardı, 4 oda. Ya işte ufaktı falan, hiç kimse kalmadı. Keşke karabalık olsa da bir odada kalsaydık. Ben büyüdüğüm köyde 160 metrekare ancak tahtalı evdir Karadeniz, 4 kardeş babamlarla. Dedem ve babaannem de sağ ve dedemin annesi de sağdı. Yerimiz dardı ama gönül genişti. Şimdi yerler geniş, gönüller dar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mezarlığı göstererek burada yatanların yarısı, insanlar girenlerin yarısı gözden gitmiş.
bir mana göz. Hem niçin dedim? Yani gözden, göz dediğin şey, hani diyorsun ya, vallahi bu adam sarmadı bana ya. Gözleri en gerek yılanı gibi sokuyor. Veya bu adam çok samimi ya. Dürüst adam. Şu göze bak, göze bak. Göz hiçbir müstakil özelliği yoktur. Kalbi de direkt yansıtır size. Onun için koydum. Bak şimdi. Hem bir mana insanı mezara, deveyi kazana koyar. Gözden çıkan şu an göz görmüyor. Televizyon ve radyo dalgalarını ve kafamızdan geçen düşünceleri görmediğimiz gibi. Düşünce geçmiyor mu sizde? Şu an ama görüyor muyum ben? Yok. Radyo dalgalarını görüyor muyum? Yok. Ha, gözden çıkan şu ayı da görmüyoruz. El nerede, nereye uzanıyorsa göz de orada olur. Göz neredeyse kalp de oradadır. Zira göz kalbin aynasıdır der ustad. Kalpte olanların bir kısmı gözle dışarıya karşıya taşınır. O zaman aynı tabağa el uzanıyorsa da o el değildir. Duyguları tabağa atıyoruz. Kabe aynıdır. Bütün herkesi silin Mekke'nin etrafında. Tek sen o. Ne Kabe'nin değeri var, ne Hacer'in esveti. Hiçbir kıymeti yok. Onu kıymetlendiren insanların teveccühü, arzusu, meyli, niyeti, nazarı. Ve oradaki verdiği değer. Onlar toplanıyor Kabe'ye, Kabe'nin içi boştur. İçine bunlar girsin diye, proton elektron arasındaki boşluk gibi, sıfırın içerisindeki boşluk gibi. Sıfırın hiçbir sayısal değeri yoktur ama bütün sayısal değerleri göstersin diye. Hiçbir sayısal değeri yoktur ama bütün sayısalları o gösteriyor. Sıfırı kaldırırsanız bir yoktur. Bir olmayınca onda yoktur. Her şeyi gösteren kendisi muayene olmaması lazım. Bütün renklerin sahibinin kendisi rengi olmaması lazım. Bütün şekilleri yaratanın kendisinin şekli olmaması lazım. Onun için Allah gözükmez. Onun için Kabe'nin içi boştur. Onun için sıfırın içi boştur. Onun için o tabağa boştur. Hepsi giriyor. Oraya uzanan gözler toplamı kadar mana vardır. Oradan anılan lokmanın mahiyetinde evin, evladı, ihalenin toplamı kadardır. O zaman birbirimizin, bak, birbirimizin sevme, sevilme, bak eksikliğimize bak. Niçin hayal dünyasına itildi? Buraya okumak için. Sevme, sevilme, nasıl yapacaksın ki sevilme? Herkes odasında. Sahiplenilme, bu oğlum, bu kızım, bu yeğenim. Bu annem baba, yani sevilmek kadar ben bir şey bilmiyorum. Allah bu kainatı yarattı, bir sebebi muhabbettir diyor. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Bak, sevme, sevilme, sahiplenme, yalnızlık gibi, yalnızlığımızın giderilmesi gibi ihtiyaçlarımız gideriliyordu o sofranın etrafında. Sofra bezi serilirdi, patates şey yapardık, fırına verirdik. Kestane. Mesela patlatırdık. Fındık kıyardık biz de. Ceviz koyardık. Ama dikkat edin. Mesela ortaya bir tane tabak koyun, çayı. Onun etrafında toplanın. İstersen bir bez koyun. Bez mahrem alanı oluşturur. Bir muayyenleştirir. Mutlaklığı muayyen yapar. Bez sererseniz muhabbet daha artar. Al çayı o eline. Sen de kızım da al. Gelini al. Buraya. Ve herkes bir köşede içsin. Bunun keyfi yoktur. Beraberdir. Bir çanağa, bir tabağa, bir sofraya, bir ezin, bezin etrafında ne kadar göz ve el varsa o kadar muhabbet var demektir. Kabe'den misal verdim. Vallahi insanları kaldırın, gidin Kabe, hiçbir değeri yok. Şöyle diyeyim de daha iyi anlarsınız gitmenin. Sen nereden geldin? Ankara'dan. Geldim. O Polat. Polat'ta misal verin. Herkes kalktı, kimse yok. Tek başına Polat'tadasın. Kuyumcular, dükkanlar, altınlar, petrol hepsini lokant. Ama hiçbir insan yok. Tek başına yaşayacaksın. Yaşaman gerek yok ki zaten. İnsan olmayınca tek başına yaşasan da normalleşmen olur. Yaşayamazsın. Tabii. Allah anlamlandıran insandır. Allah bile insanı kainatsız yaratmadı. İnsanı kaldırın.
Gül niye güzeldir? He? Niye renklidir? Yerin altındaki madenler niye vardır? Muhabbet kuşu niye renklidir? İnsanı kaldırır. Hiçbir anlamı yoktu. Allah ne güzel yaptı ya. Allah hakikaten içimden söylüyorum. Allah hakikaten neye benziyor biliyor musun? Noksansız bir şey ya. Allah, Allah'a benziyor. En güzel tarif. Çok hoş değil mi Allah? Sen şimdi sevmedin mi Allah abi? Sevdim abi. Böyle sarılasın geliyor değil mi? Tabii. Gerçekten öyle yani. Ne kadar doğru yapmış ya. Narın da hoş, nurun da hoş değilsin geliyor ya. Bu kadar tatlı bir Allah olur mu ya? Değil mi ya? Kadar hoş. İyi ki yapmış. Bize bu muhabbeti veren de o ya. Allah, Allah'tan çok hoşlanıyor. Ne kadar hoş ya. Allahsız bir hayat. Aman ya Rabbi. Allah'ın varlığına bile bile hamd gerekiyor diyor on şualarda. Sahiplenilmek psikolojik hastalıkların çaresidir. İtilmek, kakılmak, itilmek, kakılmak, dışlanmak o psikolojik sıkıntıların sebebi. Sevilmek, sahiplenilmek. Psikoloji işte asıl belası itilmekten, terk edilmekten veya onu zannetmekten. Çocuklara da anneler ceza veriyor. Ne kadar yanlış. Bak annen olmayacağım ha. Artık bırakacağım sizi ha. Korkunçtur. Denilmez ya. O zaman birbirimizi sevme, sevilme ihtiyacımızı böyle giderir. Bir de aynı odada çok insan yatıyor gibi iken, insan sayısınca kalpler var. Mesela bir yerde yatıyorsunuz. Bir boşluk var böyle, tamam odada. Bir de birisi yatıyor. Bir insan nefesi duydu. İnsan ne kadar mutlu oluyor. Şimdi insanlar hayal dünyasında yaşıyor. Bak ne diyor? Her kalp mutlaka seni motive edecek malzeme depondur. Mesela şöyle diyeyim. Herkesin benim dünyamda ayrı yeriniz var. Daha iyi anlaşılması için. Evinizden bir tanesini kaldırır mısınız? Kızını, gelinini, torununu, karını, anı. Bir tane. Bir boşluk oldu değil mi? Demek ki onun varlığı bir şeyini doldurdu. Başka birisi de olsaydı inan bana şu anda tanımlayamadığım bir yerini dolduracaktı. O zaman ben size en büyük iyiliğim, sizin de bana en büyük iyiliğiniz benim varlığımdır. Senin dünyada Ömer ben kalkarsam neyle doldururuz? İmkanı. Ya neyle? Senin neyle? Çünkü her bir insan müstakil ve orijinaldir. Çakma ve sanayi değildir ve istepnesi de yoktur. Yedeği de yoktur. Sizin yedeğiniz yoktur. Daha o aileyi ne yıkabilir ki? Sofrayı sermişsiniz eski aile değil mi? Onun etrafında bakın sofra bezi mahrem denilen psikoloji mesela meşgul olmuş mesela şöyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen. Bu mesela Ömer Ali böyle dinliyor şimdi. O bize %100 şöyledir. Ömer şöyle dinliyor. Şöyle dinliyor. Mesela şu şöyle dinliyor. Bunlar hepsi anlamı taşıyor. Ha? Sofra bezi de mesela kişinin bir metrede yanına yaklaşıp konuşma, muhabbet etme, yakının değilse, mahrem alanındır. O hep tedirginlik hisseder. Bir metrede sonra olacak. Konuşurken böyle itici, arka tarafla değil, iç tarafla. Neyse, burada o mutlak olan bu yerin muayyenleşiyorsun, onun etrafında toplanıyorsun. O bez gibi gözüküyor ama bez değil. Bir alanı belir. Birliği tanımlıyor. Beraberliği ifade ediyor. Kalbimizi gösteriyor. Daha ilerisi kalp. Herkes oraya duygusunu atıyor oraya. O sofraya. Bütünsel alıyoruz. Usta diyor ki havuza diyor ufak bir buz parçasını atıyorsun ama alırken genelini alıyorsun. Daha o aileyi ne yıkabilir?
şu anda gözden uzak olan kalplerden de uzak oluyor. Sevilme, sevme, sahiplenilme, yalnızlığımızın giderilmesi için dünyamız bunlar el giderilmemişse dünyamız cehenneme dönmüş. Artık bir yerde medet arar gibi hayal kurmak zorunda kalmış. Eğer bir evdeki kız veya oğlan eve gelmiyor, ikide bir dışarıdakilere takılıp aşık oluyorsa, o evde ana baba ve diğerleri sevgi vermiyor demektir. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Sen verseydin onu dışarıda alamayacaktı. Sen o sevgiyi verseydin, surat asık eve gelmeseydin, sen eve geldiğin zaman misal, kenar köşe bucak arıyorsa çocuk kaçmaya, o çocuk sevgiyi dışarıda arayacak. O çocuk okulu bitirdikten sonra, okul mesela 5'te çıktıktan sonra sağa sola takılıyorsa hep suç onun değildir. Sevgisiz eve kimse gitmek istemez. Ben bunu bizzati deniyorum. Bu malum hadiseden sonra bizim akraba irtibatım fazla oldu böyle. Şimdi bakıyorum o yeğenlerim okulu bitirince hemen benim yerime, mekanıma hemen gelmek istiyor. Çünkü fazla alaka gösterdim, fazla gittim evlerine, fazla sevdim, fazla onlarla alaka kurdum. Ortak noktamızı çoğalttık. En önemlisi de sevgini ver ve cömertçe. Merak etme, 10 katını alacaksın. Cömert ol. Azalmaz. Hanımına daha eline sağlık, ne kadar hoş oldu diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Bari şöyle de, onu diyemiyorsan. Galiba bu yemek çok lezzetli ama herhalde ben çok kaçım da ondan. Bari değil. Niye cimriyiz abi? Yani bu sevgiyi göstermede niye cimriyiz? Acayip bir şey. Anlamakta zorlanıyorum ben. Onu da söylüyoruz da abi. Hayal dünyasında içimizden söylüyoruz abi. İçimizden değil yani. Yazık ki olay içeriz. Gerçekten yani olay bu. Biraz samimi olacağız. Yani biraz da örf ve ananeden almışız mesela Karadeniz'de, iyi söylüyorum. Doğu'yu da aynı katabilirim. Anne baba sevgisini güya meziyetmiş, yılışık, şımarık çocuk olur diye göstermemişiz. Çocuğumuzu kucağımıza alıp öpmemişiz. Ama şimdi de hepten yılışık olmuş. Yani. Çünkü dışarıda aramış. Allah Resulü'nün hayatı sünnettir değil mi? Bak yanındaki Enes değil mi? Çocuktu. Ya sünnet-i seniye. Demek ki bu asrın en büyük kafirlerin, Müslümanlara en büyük düşmanlığı neslimizi hayal dünyasına, sanal dünyasına, realiteden koparmalarıdır. Ya o ortada işte akraba. Abi kız başka yerde, oğlum başka yerde. Hani mutfakta mı nerede bilmiyorum. Ben de sordum. Ulan ne yapayım diye. Ben de bu sefer arayışa geçtim. Kimin evine gideyim. Bir başka şeye gittim. Akrabama ötesi akşam. Ya dua et dedi, geniş bir yere çıkalım. Dün onu biliyorum ya. Ya niye dedim. Ya dedi iki çocuk dedi salonda çek yatta kalıyorlar dedi. Bir orada kızımın bir orada benim odası. Çok sevindim. İyi ki yeri dar. Çünkü beraber nefes alıyorlar. Onun kıymetini anlatmak için keşke imkanım olsa da o ayrı ayrı büyük evlerde oturup ayrı ayrı odada kalanları bir göstersem. Sonra ertesi akşam bir şeye gittim ablama. Bütün çocuklarını evlendirmiş. Koca 140-160 mi ne tahmin ediyorum 4 oda. Bir Ayvaz bir ben dedi. Ne olacak dedi. Hocam bu nasıl olacak dedi ya. Hiç hatırımıza gelmez. Şimdi onlar da yer geniş. Ya bir tuhaf imtihanlar. Yer dar diyor, yer geniş diyor. Adam çok diyor, adam yok diyor. Adam var birbirine kopuk diyor. Benim için bir ders malzemeleri. Allah. Fesubhanallah. Sevmek ya, sevmek. Sevmekten fazladır sevilmek. Ama hak etmen lazım sevilmek için. Hak etmeyi de nasıl yaparsın? Sevmeden sevilme hakkın yoktur. Affetme yaparsan affedilme hakkın vardır.
Haşir meydanında ne kadar affedilmek istiyorsak o kadar affedici olmak lazım. Hadisin bir manasını söyledim. Ne kadar affedelim dediler ya Resulallah. Sahabeyi haşire götürdü. Haşir meydanında zor durumdayken ne kadar affa ihtiyacınız olacak? getirdi dünya. Dedi ki o kadar affedici ol. Sevgi kardeş. Humanist değil bu de. Ama Allah Resulü'nün hayatı. Allah'ın adetullah, sünnetullah da bu. Allah severek yaptı. Allah rızkı şöyle veriyor mu? Zıkkım yiyin, anla şu elmayı, boğazımıza dursun mu diyor. Severek. Ama şimdi yemek yapıyor kadın. Bir misafir gelmiş. Salata doğuruyor kadın. Salata doğuruyor. Tamam mı? Veya domates. Zıkkım, boğazımıza kalsın. Derler. Nerede geldi ya? Şimdi onu dizit olur. Ama böyle yok da ben sana söyleyeyim. Demek ki insanın her zaman düşündüğü en emniyetli endişesi mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi. O babaannem var diye seni kucağına alıyordu değil mi Ömer? Kokusu başkaydı değil mi? Var mı o koku başka? Yok. İmkanı yok. Çünkü herkesin kokusu, sesi ve teri farklıdır. Onun kimliğidir, kişiliğidir. Yok başka. Yok. O idamhane kendi keyfidir. Ben de geleceğim. Bu elimle o kadar kefen giydirmiş, insan yıkamışım ki. Her zaman oluyordu ama gece mesela, gece cenaze yıkamak çok kötü oluyordu. Yurt dışında. Yatağında kaldırılıp, hocam Türkiye'ye gidecek. İşte bir şekilde ölmüş, işte şöyle böyledir. Türkiye'ye gidecek, yetişmesi lazım uçağa, gece kalk, yıkaş. Daha kendimi yıkamaktan acizim geldi, bunu yıka. Ondan sonra vay be ölüm var ya. Tabii cesedi gördüğüm zaman fal taşı gibi gözler açılıyor. İdamhane. Onun için anlattım. Yani eğer ahirete iman yoksa ölüm idamhanedir. Ahirete iman ne kadar kaliteliyse psikoloji sorunlarınız o kadar dipte olur. Yani bir şey olmaz. Çünkü niye? Psikoloji sorunlarınız şeyi... Aradığın hayatı, fıtratında var olan, istekli olan hayatı burada istemendir. Kanaat yok. Tevekkül yok. Teslim yok. Sevmek yok. Şefkat yok. Sahiplenilmek yok. Ya, itilmişiz. Biz de ya. Bunu sen isteme hakkın varsa, hakkımız var tabii. Ama ilk önce sen yapacaksın. Ben seni sevmesem, suratım asık olsa buraya gelir misiniz? Ona anlatacağım başına yansınlar. Şu surata bak. Bin parçalan oradan düşün der ya. Ana baba da yoksa suratı yumuşak olsun. Tebessüm et. Sadakadandır diyor Allah Resulü. Baba hoş geldin. Atın der. Der lan. Böyle yaparsan, anış yaparsan. Bu çocuk o sevgiyi mutlaka hariçte arayacak. Bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın binler belki milyonlar, milyarlar dostları ebedi bir mufarakat içinde idam olmalarını tevehüm edip cehennem azabından beter bir elem o düşünmek ucundan göründüğü vakit. Ahirete iman geldi gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı. Yani ne kadar dostlarınız var? Bak o öyle dedi. Söyle onu. Sen mesela kimi hatırladın abi? Mesela görüşmek istediğin ölenlerden kim mesela olsa ilk önce kim hatırına geldi? Bana mı diyor? Süleyman. Sana diyelim abi. Sana diyelim. Annemi hatırlıyorum. Sen de mi anne? Kaç yaşındasın? Ben 55 yaşındayım. Bak 55 yaşında bu yaşta anne ihtiyaç olur mu? Altını mı alacak? Karnı mı dövecek? Ama sevilmek başka. Çünkü önemli, yani ben o yaşında falandım tabii onu. Özlem içinde. İhtiyaç değil mi ahiret şimdi? Görüşmek istemez misin? Tabii. İhtiyaçtır. Ahiret ihtiyaçtır. Ben teris olmak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Ömer, ölmek mi istiyorsun, şehit olmayı mı?
Şehit olmayı isterim abi. Tabii ölmüyorsun çünkü. Allah diyor ki şehide ölü demeyiniz. Bana da diyor ki hocaya ki cenazesini yıka ve cenazesini kıldır ve kabire gör. Gene o Allah. Onun için diyor ki bana onu ölü deme. Ölmemişse ben niye cenazesini yıkıyorum? Ha, demek ki ölen hayvan imiş. Ruhlar, aşıklar ölmez. Ölümü hissetmediği için ruh ölmemiştir. Allah ruhu kastediyor. Ben de cesedi kastediyorum. İyi ki ahiret var diyeyim. İyi ki ahiret var. Elhamdülillah. Meğer ahiret iman azalırsa imanın gözü yani gözümüze yani kalp gözümüze perde iniyormuş. Çünkü ahireti iman geldi mi Mehmet Ali? Gözünü açtırdı, perdeyi kaldırdı. Meğer perde iniyormuş. Olayları, dünyevi hadiseleri dünyada çözmeye çalışıyoruz. Mesela bak, bugün size yapılan o haksızlık vardı ya, veya malınız gasp edildi ya, peki, yo nasıl yoktu ya, patlayacak gibi enerji var değil mi? Ama ahirete iman, lan ahiret var ya, başver. Orada alacak. Bak, patlayacak bir enerji basmıştı buraya, küçük topa, ama hemen pişş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 ş
O ahiret iman da ahirete görüşürüz. Kalsın. Ye bakalım. Ye bakalım. Ne kadar yiyeceğiz? Allah Resulü öldü ya. Aldatan kimmiş biliyor musunuz? Aldanandır. Aldandığı için aldatıyor. Kendisini inkar edemeyen yalan konuşamaz. Yalan insanın kendisini ortadan kaldırandır. Onun dediğine ben bir şahit oldum. Şurada Hacı Yusuf Camisi'nin orada bir hoca bize dedi ki yani sıkılırsanız dedi Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem'e çok getirin dedi biliyor musun? Ben de Sivas'a mal almaya gidecektim. Dilek Şartoş'ta pazarı var cumartesi. Dilek araba vardı ama o günü gereği 6 ay sonra yok. Yetişemeyeceğim. Dedi aktarmalı gideceğim. Tevkala bindim Sivas'a ama tabi senin dediğin gibi neredeyse patlayacağım sıkıntıda. Yani gidemeyeceğim, yetişemeyeceğim. Zaten sabah ezanı başlıyor. Arabaya bindikten sonra ben o hoca aklıma geldi. Aynı böyle tepsi aldım. Allah'ım da sararlı seni ne kadar gittim. Baktım normal bir insan oldum. Hiç sanki sabah orada ineceğim gibi rahatlaştım. Bak. Yani buna katılmayı kendim hissettim yani. Aynen. Hiç yani sanki pazarmada kaçacak diye bir şey. Tali aldım. Hem de yetiştim 12'de Sivas'ta indim. Baktım diyor Şartoş'ta 12'de bindim. Bir saat sonra o yanıldım. Elhamdülillah. Ve ahirete iman insanın gözünü açtırdı, perdeyi kaldırdı. Dedi ki bak dedi. O imanla baktı. Cennet lezzetlerinden haber veren bir lezzeti ruhaniyi o dostları ebedi ölümlerden ve çürülmelerinden kurtulup mesrurane bir nurani alemde onu da bekliyorlar vaziyetini müşahadesiyle aldı. Dedi ki iman gözünü kaldırdı, perdeyi kaldırdı. Dedi ki onlar senden daha rahat. Bizim üzülmemizin sebebi o nereye gittiğini görmememizden kaynaklanıyor. Eğer gittiği yeri bıraktığı yerle kıyas edebilseydik, görseydik gitmelerine üzülmeyecek. Veya bizim gidişimize, mesela gidecek yerimiz çok iyi, dünyadan çok iyi, inşallah cennet. Gitmeye o kadar telaş etmeyiz ki. Niçin şey yapıyor tedirginiz? Ne olacak bilmiyoruz. Değil mi? Sonucu bilmediğimiz için. He İsmail, bilmiyoruz. Mesela ya babanın burada olsaydı şimdi bir sürü sefillikler yaşayacaktı. Ama çok iyi biliyoruz ki bu dünyadan daha güzel bir alemde yaşıyor. Bir özlem acısı var, yokluk acısı yok. Kafirde ise özlem artı yokluk. Ve ebedi bir kavuşma ihtimali yok. Biz kavuşacağız ihtimaliyle yaşıyoruz. Şu lezzete bak. Biz kavuşacağız inşallah. Ümitliyiz.
İnsanı hayata tutan ve bağlayan, hayatı anlamlandıran ümittir. İnsanı çökerten, yeis atan ümitin kalkmasıdır. Ümit yok. Mesela biz belki de birkaç tane hastalığımız vardır. Ama bilmiyoruz. Rahatız, o hastalığı önlemleyelim. O hastalığı bilsek, yeise kapılırız. Belki de bir hafta sonra vefat ederiz. Sıkıntıda. O hastalıktan değil, sıkıntıda. Nurani bir alemde onu da bekliyorlar. Şimdi babaanneni sen özlüyorsun ya, o da seni özlüyor. Onlar bekliyorlar. Vaziyetini, müşahadesini aldı. Yani imam bize diyor ki, sen onu özledin mi? O da seni özledi. Vay be! İmam söylüyor bunu. İmam. Neye benziyor? Cep telefonu hattı. Biz başka memleketteki adamı gözle görmüyoruz. Ama telefonla konuşurken, iyi dinleyin burayı, birisiyle konuşuyorsunuz. Mekke'de birisiyle konuşuyorsun. Görüyor musun bu adamı? Yok. Peki konuşurken onun varlığında şüphen var mı? Yok. Bir sesi duydun, onun varlığı kesin. Ahiretin sesi değil, ahiretin alameti, tereşuatı, ipuçları bizim fıtratımızda var. İnsan niye şüphe etsin ki? Bir ses duyarız, onun varlığı hakkında şüphe etmeyiz. Ahiretin en büyük delili, insanın fıtratında karşı, ona karşı aşk olması, istek olması. Niçin istiyoruz ki orayı? Görmedik ki. İnsan gördüğü yeri istemiyormuş ya. İnsan da niye aşkı beka var? Niye sevk ebediyet var? Niye şefk var? Niçin ebedi yaşamak istiyoruz? Niçin bir anda her yerde olmak istiyoruz? Niçin dert keder istemiyoruz? Bakın ne istiyorsanız. Hiçbirisi yok burada dünyada. E bizde niye var peki? Madem dünyanın mahsuluyuz. Madem bizi yapan dünyadır. Madem bizi yapan evrimdir. Dünya fanidir. Bende niye bakilik var? Niye peki bende bunlar var? Niye sonsuz yaşamak istiyorum? Dünyada böyle bir sistem çalışmıyor ki o alameti bana koysun. Demek ki bana bunları koyan böyle bir yer var demektir. Yani bende baki istekler varsa, baki yaşamak, demek ki baki denen bir alem var. Onun alametidir. Onun ipucudur. Bir ses kişinin varlığına kesin delil oluyor da, bir ses. Peki bizdeki ses değil, istek ya. Hayatımızın tamamı kendisi ya. Arzu ve emeller. Aşkı beka. Onu işaret ediyor. Yani beka arzusu fani işaret etmiyor ki. Evet. Mesulane bir nur alemine onu da bekliyorlar vasiti müşahedesiyle aldı. Risale-i Nur'da bu netice hücretlerle izan-ı iktifayı kısa kesiyoruz. Hayat içtimaiyet üçüncü bir faydası ahirete iman. Kısa da bir de bu geçiyor. İnsanın sair ziyayatlar üstündeki tefevvükü ve rütbesi, yani insan muhabbet kuşundan, kediden, köpekten, sığırdan, diğer canlılardan üstünlüğü, yüksek seciyeleri ve cemiyeti istidatları, insanın yapısında çok acayip yüksek seciyeler var. Yani özellikler var, donanımlar var. Mesela şöyle düşün. Evrimleşerek olduk dedik insana, öyle diyor. Ya bu akıl, akılsızlardan mı evrimleşti yani? Çok tuhaf değil mi? Bizdeki şuur, şuursuzların evrimleşmesiyle mi oldu? Ya? Çok acayip değil mi ya? İnsanın aşkı beka, sevk ebediyet, bir anda sonsuz her yerde olmak, dert istemiyoruz, keder istemiyoruz. Bakın bunlara, eyleminden lezzetine, zevkine kadar. Neyin evrimleşmesiyle olmuş ki? Ne, maddenin fonksiyonu mudur? Yani bendeki aşkı beka maddenin fonksiyonu mudur ki maddenin evrimleşmesiyle olmuşum? İnsandaki yüksek meziyetle evrimle, devrimle olacak şey değil ki.
Mesela ben ebediyet istiyorum. Niye? Annem pirincin evrimleşmesiyle olmuş. Veya annem pirinç yemiş de ben de aşkı beka olmuş. İnsanın yüksek seciyeleri yani donanımı, cemiyetli istidatları, cemiyetli mi demek biliyor musun? Sığır, bağır, çağır, ver otu, ver otu, suyu, susar değil mi? Sana verseler Polatlı'yı susar mısın? Ankara'yı da istersin. Ver dünyayı. Kainatı istersin. Durur mu fıtratın? İstek bitti diyebilir misin? Tamam, daha bir şey istemem. Cemiyetli istidadı o demek. Yani hududu yok. İsteklerimizin, fıtratımızın, sistemin hududu yok. E kim, hudutlular mı bana hudutsuzluğu vermiş? Külli ubudiyetleri. Yani öyle bir külli ubudiyeti var ki, ubudiyet, anlamlandırmak. Mesela ubudiyet, mesela şöyle diyeyim. Bir, buranın tepesine ne diyorlar böyle? Yüksek tepeye. Şahin tepesi. Oraya koyalım güzel çiçek, gülü, menekşeyi, papatyayı. Okyüzü de koysunlar, seni de koysunlar. Okyüz der mi ya? Şu manzaraya bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Şu ota ne der ya? Okyüz. Okyüz için otla bunun arasında fark var mı? Kedi için balık kafası, kokmuş balık kafası ile muhabbet kuşu arasında fark var mı? Belki de o daha lezzetlidir koktuğu için. İnsan öyle mi ya? Külli ubudiyeti. Ve bütün mahlukatın ibadetini temsil edecek namazı. Ayakta olarak ayaktakileri, rükuda olarak dört ayaklıları, yerde olarak yerdekilerin ibadetini temsil ediyor. Külli ubudiyeti. Ameliyle, tefekkürüyle. Ve geniş vücudu daireleri itibariyledir. Mesela insanda bir sürü alemler var. 18 bin alemin var aleminde. Neye benziyor alemi? Çekirdekte meyve var mı? Yaprak var mı? Çiçek var mı? Kütük var mı? Dal budak var mı? Var. Ha, çekirdek ağacın tümü var. Çekirdek ağaca neyse 18 bin aleme de insan öyledir. Ya. Halbuki o insan hem madum hem ölü hem karanlık olan geçmiş ve gelecek zamanların ortasına sıkışmış bir kısa zaman olan hazır vaktin mikyasıyla ölçüsüyle hamiyeti, muhabbeti, kardeşliği, insaniyeti gibi seciler alır. Şimdi düşün. Böyle bir insan böyle bir hayata bırakılmış. Yani isteklerimize taban tabana zıt bir dünyada yaşıyoruz. Demek ki insan bu dünya için yaratılmamış. Anne karnındaki organlara bakın çocuğun. Anne karnına bakın. O organlarla orada bırakılmış. Anlaşılır ki o çocuk orası için değildir. Ayak takılmış, darlaştırmış anne karnını. Göz takılmış, oysa karanlık bir yer. Kulak takılmış çocuğa. Azap olsun diye mi? Oysa orası sessiz. O organların takılması gidecek yeri olduğu için, gidecek olduğu memlekette kullanılsın diye. İnsanın da seciyeleri, fıtratı da, donanımlarındaki özellikler, istekler de öteler için. Anne karnında çocuk nasılsa dünya karnında da biz öyleyiz. Anne karnı yuvarlak, aynı bu dünyada yuvarlak. Anne karnında çocuk hangi yolla gelmiş şeklen dikkat ederseniz kabire giriş yolumuz da aynı. Ona benziyor. Anladık değil mi? Kabire mezarımız aynı. Doğduğumuz dünyaya doğduğumuz yolla benziyor kabir. Aynı yola çıkıyoruz. Kusura bakmayın ama. Aynı yuvarlak gibi. Demek ki insan hem madum hem ölü, hem karanlık olan geçmiş ve gelecek zaman. Şimdi kafirin nazarında geçmiş gelecek nedir? Madumdur. Yoktur. Geçmiş var mı? İmansızın nazarında geçmiş yoktur. Gelecek var mı? Yoktur. Peki ölüdür. Karanlıklı mıdır?
Evet. Nereye gidiyorsun kardeşim? Ben Allah'a ve ahirete inandığım halde korkuyorum da. Sen Allah'a ve ahirete inanmadın da. Senin psikolojin bir düşün ya. Ömer? Evet. Korkuyor musun kardeşim kabirde? Korkuyorsun. Acayip korkuyorum abi. Korkuyorsun. Peki Allah'a ve ahirete iman etmedin mi? Evet. Böyle bir aleminde şüphen var mı? Yok abi. Ettiğin halde bu kadar korku var. Etmemiş adamın korkusunu hayal et şimdi. Düşünmeye bile geldik. Anladın mı abi? Senin adın neydi delikanlı? Rasim. Rasim. Düşünmeye bile girmiyor. Evet. Ama görünüşte rahat davranıyor. Evet. Şeye benziyor. Eskide biz çocukken çobandık. Merzelerde yaşardık. Merzelerde tabii yaylalara şu sığırları otlatırdı. Ben çocukken sığır çobanıydım. Otlatırdık. Ondan sonra merzeyi getirirdik. Hayvanlar zaten kendi yolunu tutardı. Ama akşam geçmiş oluyordu. Onu otik odaya alsın. Hadi geç otik odaya hadi. Orada duyarsın, ağlasın. Şimdi niye şey yapıyoruz? Hadi geç oraya. İyi tamam dursun. Şimdi hayvanları merzeye götürüyoruz. Götürüyoruz, götürdük. Bağladık. Köye ineceğiz. Yatsın. 6-7 yaşında çocuğuz. Ormanda nasıl geçeceksin? Korkuyoruz. Korkumu nasıl bastıracağım? Anlatmıştım burada. Hey dayı! Tamam tamam. Ha, geliyoruz geliyoruz. Yani sanki öteki tepede birisi var. Dayı, amca falan. Ona cevap veriyoruz. Ha, falan. Veya türkü söyler değil mi? Kur'an biliyorsan Kur'an oku. Ezan okur. Niçin insan evdeyken Kur'an okuyor, ağzı mırıldanır? Niçin şarkı söyler? Korkusunu bastırmak için. Yalnızlığını gidermek için. Aklını susturmak için. Değil mi? Susturmak için. Peki, hey hey türkü söylüyor. Uzaktan bakınca ne dersin? Vay be, ne cesur adam lan. Dağ kafasına geçirmiş ya. Bir de git iş çamaşırına bak adam korkusunda. Sahilde mutlu gibi gözükürken, zahirde mutlu gibi gözükürken sıkıntısını bastırmak içindir. Değil. Onu unutturması lazım. Peki içki bu kadar rezil iken, yani tadı yokmuş, zararlı olduğunu meze yiyerek gösteriyorlar. Zararını azaltalım diye. Aklını da ortadan kaldırdığı için öyle kokusuna bakılırsa öyle tadı da öyle olacağını zannetmiyorum. Niye içiyor? Akıldan istifa edeyim de yeter bana. Tamam mı? Akıldan istifa edeyim. Nedir o? İnsanın aklının en büyük belası kendi aklıdır. En büyük belamız düşüncelerimizdir. Düşüncelerimiz en büyük belamız o. İnsanın aklının belası aklıdır. En büyük dostu da aklıdır. İşte geçmiş ve gelecek zamanlar ortasında sıkışmış bir kısa zaman olan hazır vakti mityasıyla. Şimdi madem bu sahnenin önü yok, arkası da yok. Ya bu adam nasıl yaşıyor ya? Niye? Yaşıyor mu ki? İki içlik arasında varlık mı olur? Değil mi? Garip değil mi ya? İki içlik arasında. Yani geçmiş yok, geleceği yok. Hazır vakti mikyasıyla, ölçüsüyle hamiyeti, muhabbeti, kardeşliği, insaniyeti gibi sicili ne olur? Yok olur. Demek ki dostluğa da, hamiyete de, akrabaya da kanadını açan ahirete iman. Mesela ahireti olmayan bir insanın dostluğu ani ve fanidir. Menfaat ve çıkar üzerine kurulmuştur. Menfaat ve çıkar üzerine kurulmuştur. Başka ne diyebilirsin? Felsefe ne demiş? Bir şey niye iyidir, niye kötüdür? Lezzeti varsa, menfaati varsa iyidir. Zararı ve elemi varsa kötüdür. Hiç böyle zaman aşımı bir yargıyla onu yargılayamamış. Yani mesela bu niye böyle? Ahiretteki kardeşimdir ya.
Niye bunu veriyorsun? Ahir sebaptır ya. Almanlar aynı şey ahmaklıktır der. Yardım etsin. Niye yedirdin? Ama ahmaksın diyor. Dedi. Ama sen onun ahmak dediğini sen beklenti içindesin. O yok oldu diyor. Sen diyorsun ki ahiret var ya. Ne kadar insanı motive ediyor. Onun için Allah Resulü ne güzel demiş. Hastalıklarınızı sadakayla tedavi ediniz. Ya. Peki. Bu kadar yeter. Bir tane de okuyacaktım ama yok zamanımız tamam. 40 dakikayı geçmişti. Belki 50 dakika bulmuştur. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temassalavat.